Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı bir tarif vermek istiyorum. Ev yapımı labne peyniri, krem peyniri nasıl yapılır? Benim küçük çocuklarım ek gıdaya geçtikten beri yaklaşık 6 yıldır yapıyorum bu tarifi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Zaten dışarıdan aldığımız labne ve krem peynirlerden Tereddüt ediyor insan nasıl bir ortamda yapıldı diye içerisinde ne var diye. Onun için siz de bu güzel sağlıklı peyniri kendiniz evde yapın. Çocuklarını sağlıklı bir şekilde beslensinler. Ben bu evde yaptığım labne peynirini çizkeklerde ve pastalarda da kullanıyorum. Dışarıdan aldıklarımdan daha güzel oluyor. Dilerseniz labne peynirimizin yapımına geçelim. 5 litre çiğ sütü tencereye boşaltıp ocağa koyup kaynamaya bıraktım. Ben haftalık yaptığım için 5 litre sütten yaptım. Siz dilerseniz ölçüyü yarıya da düşürebilirsiniz. Şimdi ise peynirimi kesmek için bir adet limonumun suyunu çıkardım. Ölçüyü yarıya düşürenler ise Limonu da yarısını limonun da yarısını kullansınlar. Sütüm kaynadı, üzerinde yağ çıktı. Karıştırdım bu şekilde. İçerisindeki hava basıncını almak için. Sonra sıktığım limon suyunu hemen içerisine boşaltıp ve yarım tatlı kaşığı tuz da ekleyip karıştırmaya devam ettim. Kabarınca ocağın altını kapattım. Gördüğünüz gibi limon hemen sütümü kesti. Peynirim oluşmaya başladı. Bu şekilde 10 dakika beklettim. Gördüğünüz gibi suyu şeffaf oldu. Peynirim de bayağı bir çıktı. Böyle bir tülbent yardımı ile peynirimi süzdüm. Krem peynirimizi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Üzerine ağırlık koymuyoruz süzdükten sonra. 10 dakika tek süzüyoruz. Biraz sulu kalması gerekiyor. Ve sıcak olması gerekiyor. Bütün peynirimi boşalttıktan sonra hafifçe suyunu süzdüm. 5-6 dakika kadar böyle beklettim. Peynir altı suyumuzdan da bir bardak ayıralım. Çünkü robottan geçirirken eğer katı olursa o suya ihtiyaç duyabiliriz kremamsı bir kıvam elde etmek için. Bütün peynirimi bu şekilde robotun içine koydum. Yaklaşık 4 dakika kadar robottan geçirdim. Şunu tekrar belirtmek istiyorum. Peynirimizi dinlendirirken kesinlikle soğutmayalım. Yoksa krem peyniri yapamayız. İçerisine tereyağı koyacağız. Tereyağının erimesi için peynirimizin sıcak olması gerekiyor. Bu şekilde peynirimizi robottan geçirdikten sonra üzerine 100 gram tereyağı. Eğer peyniriniz benimki gibi katı kaldıysa, üzerine bir çay bardağı peynir altı suyundan da ekleyip tekrar robottan geçirelim. 10 dakika daha robottan geçirdikten sonra krem peynirimiz hazır demek. Dilerseniz kahvaltıda pastalarda da kullanabilirsiniz. Labne peynirim harika oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı, dokusu muhteşem. Ben bu şekilde saklama kutularına koyarak buzdolabında 10 gün kadar muhafaza edebiliyorum. Artık peynirimiz tüketime hazır. Pastalarda, kahvaltılarda, minik çocuklara olanlar Ek gıdaya geçenler gönül rahatlığıyla bu peyniri yapıp tüketebilirler. İnanın ben 5 litre sütten yaptım. Dışarıdan aldığımız en güvendiğimiz markanın 600 gramlık fiyatına denk geldi. Ve üstelik daha fazla oldu. Daha güvenilir oldu. Lezzeti de dışarıdan aldıklarımızdan daha güzel oldu. Kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanın çok memnun kalacaksınız bu tariften. Şimdi ise size soğuduktan sonraki kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı, dokusu, lezzeti muazzam oldu. Ekmekleri de kendim evde yapıyorum. Ekmek videom da kanalımda mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve kıymetli yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun, daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.